Türkiye işçileri kardeşlerim, 1 Mayıs bayramınız kutlu olsun. Bu bayram en büyük bayramlarımızdan biri. Bu bayramı siz Türkiye'de bugün çok ağır şartlar içinde kutluyorsunuz. Biliyorum ve siz de benden iyi biliyorsunuz tabii. Hayat pahalılığı, grev hakkımızın olmaması, sendika haklarımızın gayet dar bir halde bulunması, bütün bunlar Türkiye'de işçi sınıfının yaptığı savaşı, daha iyi günler görmek için yaptığı mücadeleyi zorlaştırıyor. Lakin savaşa devam etmek lazım. Ben şuna kanıyım ki Türkiye işçi sınıfı yalnız kendi sınıfi menfaatları için değil, fakat Türkiye halkının büyük kurtuluşu için, milli bağımsızlığı için de yapılan savaşta ön safta bulunmakta devam edecek. Bir kere daha kardeşlerim, bir kere daha yoldaşlarım, bayramınız kutlu olsun. Kitabın mahkum olmasının gerekçelerinden birini söyleyeceğim size. Sakın gülmeyin. Kitabın kapağı kırmızı olduğu için. bizim kanımız da kırmızı, bayrağımız da kırmızı. Ama kitabı mahkum eden mahkeme bunu bir gerekçe olarak sürüyor. Mahkumiyetine bir sebep de Rıfat Ilgaz'ın Hasan İzzettin Dinamo'nun arkadaşı olması. Hasan İzzettin Dinamo, dikkat edin, Kurtuluş Savaşı'nın hikayesini yazmıştır. Kutsal İslam diye 7 cilt. Kurtuluş Savaşı'nı bu kadar güzel anlatan az kitap bulunur. Hasan İzzettin Dinamo aynı zamanda Kutsal Barış diye Cumhuriyet'in kuruluş günlerini de anlatmıştır. İşte Rıfat Ilgaz halktan yana, sömürüye karşı bağımsızlıktan yana bir yazar ve arkadaş olduğu için mahkum ediliyor. Bunları okuyacağım isterseniz mahkeme kararında. Bir başka neden daha var. Bilir kişi diyor ki bu kitapta suç yok. Hayır. Mahkeme heyeti iki subay bir hakimden oluşmuş. Hakim diyor ki, yani hukuk adamı diyor ki bu kitapta suç yok, ben muhalifim. Ama bir general ve bir teğmen, hayır bu kitapta suç vardır diye Rıfat Ilgaz'ı 6 aya mahkum ediyor. Okuyorum onların adını, mahkum edenleri. Reis tüm general Ye Ziya Yazgan, imzası da böyle. Duruşma hakimi askeri adlı hakim Şahap Hobiş, bu itiraz ediyor, hayır suç yok diyor. Ayrıca Asa Teyme Osman Edekli, yani bu üç kişiden oluşan ama iki asker kökenli yargıcın, yargıç olmayan yargıcın kararıyla Rıfat Ilgaz'ın hayatı kayıyor. Biz bunun birçok benzerini 12 Eylül'de de gördük. Hukuku çiğneyerek insanlara işkence eden, insanların düşüncelerinden ötürü cezalandıran 12 Eylül'ün yargıçları da yarın sizler gibi topluluklar önünde bu şekilde anılacaktır. Bundan ders alalım. Demokrasi için, özgür günler için hayatını çilelerle doldurmuş büyük yazarlara hep saygılı olalım. Politikacılar gelir geçer ama değerli yazarlar kolay kolay yetişmez. Onları
her zaman başımızın üzerinde taşımalıyız. Öpere, saygıyla anmalıyız. İşte Rıfat Ilgaz yanımızda bir anıt gibi duruyor. Onun bir arkadaşı daha var. Bir kitaptan daha söz edeceğim. Bu da Rıfat Ilgaz'ın beraber çıkardıkları Tebliğ Dergi Yürüyüş Dergisi'nde yazı yazan Akadir, şimdi kendisi rahmetli olmuş. Bu da 44 sayfalık bir kitap. Yayınlanır yayınlanmaz 43 yılında hemen toplatılıyor. Akadir 4 gün Sansaryen Han'da aç bırakılıyor. 17 gün orada kalıyor, kitabı yargılanmıyor. Mahkemeye verilmiyor, mahkum olmuyor. Ama Akadir 4,5 yıl sürgün geziyor Anadolu'da. Bunları kasıtla anlatıyorum. Üzerine vura vura yazarına, düşünürüne saygı duymayan toplumlar geri kalır. Biz onun için geri kalmış bir ülkeyiz. Eğer ülkemizin gelişmesi, çağlar uygarlık düzeyine ulaşması, batılılardan bol para gidermemesi istemiyorsa sonuna kadar özgürlükleri halkımıza, sanatçımıza, insanımıza göstererek hepimiz kitabın mahkum olmasının gerekçelerinden birini söyleyeceğim size. Zaten gülmeyin. Kitabın kapağı kırmızı olduğu için. bizim kanımız da kırmızı, bayrağımız da kırmızı. Ama kitabı mahkum eden mahkeme bunu bir gerekçe olarak sürüyor. Mahkumiyetine bir sebep de Rıfat Ilgaz'ın Hasan İzzettin Dinamo'nun arkadaşı olması. Hasan İzzettin Dinamo, dikkat edin, Kurtuluş Savaşı'nın hikayesini yazmıştır. Kutsal İslam'da 7 cilt. Kurtuluş Savaşı'nı bu kadar güzel anlatan az kitap bulunur. Hasan İzzettin Dinamo aynı zamanda Kutsal Barış diye Cumhuriyet'in kuruluş günlerini de anlatmıştır. İşte Rıfat Ilgaz halktan yana, sömürüye karşı, bağımsızlıktan yana bir yazar ve arkadaş olduğu için mahkum ediliyor. Bunları okuyacağım isterseniz mahkeme kararından. Bir başka neden daha var. Bilir kişi diyor ki, bu kitapta suç yok. Hayır. Mahkeme heyeti 2 subay bir hakimden oluşmuş. Hakim diyor ki, yani hukuk adamı diyor ki, bu kitapta suç yok, ben muhalifim. Ama bir general ve bir teğmen, hayır bu kitapta suç vardır diye Rıfat Ilgaz'ı 6 aya mahkum ediyor. Okuyorum onların adını, mahkum edenleri. Reis tüm general Ye Ziya Yazgan, imzası da böyle. Duruşma hakimi askeri adlı hakim Şahap Hobiş, bu itiraz ediyor, hayır suç yok diyor. Ayrıca Arza Teyme Osman Elefi, yani bu 3 kişiden oluşan ama 2 asker kökenli yargıcın, yargıç olmayan yargıcın kararıyla Rıfat Ilgaz'ın hayatı kaydır. Biz bunun birçok benzerini 12 Eylül'de de gördük. Hukuku çiğneyerek insanlara işkence eden, insanları düşüncelerinden ötürü cezalandıran 12 Eylül'ün yargıçları da yarın sizler gibi topluluklar önünde bu şekilde anılacaktır. Bundan ders alalım. Demokrasi için, özgür günler için hayatını çilelerle doldurmuş büyük yazarlara hep saygılı olalım. Politikacılar gelir geçer
bunları her zaman başımızın üzerinde taşımalıyız. Öperek, saygıyla anmalıyız. İşte Rıfat Ilgaz yanımızda bir anıt gibi duruyor. Onun bir arkadaki daha var. Bir kitaptan daha söz edeceğim. Bu da Rıfat Ilgaz'ın beraber çıkardıkları Tebliğ Dergi Yürüyüş Dergisi'nde yazı yazan Akadir, şimdi kendisi rahmetli olmuş. Bu da 44 sayfalık bir kitap. Yayınlanır yayınlanmaz 43 yılında hemen toplatılıyor. Akadir 4 gün Sansaryen Han'da aç bırakılıyor. 17 gün orada kalıyor, kitabı yargılanmıyor. Mahkemeye verilmiyor, mahkum olmuyor. Ama Akadir 4,5 yıl sürgün geziyor Anadolu'da. Bunları kasıtlı anlatıyorum. Üzerine vura vura yazarına, düşünürüne saygı duymayan toplumlar geri kalır. Biz onun için geri kalmış bir ülkeyiz. Eğer ülkemizin geliş